Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Genitiv. Genitiv Türkçedeki, güzel Türkçemizdeki ismin in hali yerine geçiyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle artikellerdeki dönüşümleri inceleyelim. Ondan sonra çeşitli hallerdeki o dönüşümleri hep birlikte ayrıntılarıyla inceleyelim. Akabinde de örneklerle pekiştirelim. Evet, hatırlayacak olursanız artikeller konusunda da değinmiştik. Renklerin, daha doğrusu artikellerin renk kodları vardı. Mavi der yerine geçiyordu. Yeşil das yerine geçiyordu. Kırmızı die. Sarı da gene plural, yani çoğullar için geçerliydi. Şimdi genitivde tıpkı akusatif ve datifte olduğu gibi dönüşümler oluyor. Şimdi bu dönüşüme baktığımızda arkadaşlar der dese dönüşmüş oluyor. Demek ki der dese dönüşüyor. Das'a baktığımızda arkadaşlar das da des oluyor. Die dere dönüşüyor. Die çoğul da gene dere dönüşmüş oluyor. Demek ki der ne oluyormuş arkadaşlar? Dese dönüşüyormuş. Das dese dönüşüyormuş. Die dere dönüşüyormuş. Die çoğullarda ise gene dere dönüşmüş oluyor. Mit definitem artikel, demonstrativartikel arkadaşlar. Definit belirli olan artikellerden kastediliyor arkadaşlar. Demonstrativartikel de burada işaret zamirleri kastedilmiş oluyor. Şimdi Betriebsrat, der Betriebsrat'a baktığımızda arkadaşlar, ben de notlarıma bakayım bu arada. Betriebsrat işçi temsilcileri kurulu demek arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda der Betriebsrat ne olmuş oluyor? Bakın buraya S gelmiş oluyor. Des Betriebsrats, demonstratif yaptığında ise dieses Betriebsrats demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda ise das Jahr, yıl demek. Yılın diyecek olursak arkadaşlar des Jahres demiş oluyoruz. Dieses Jahres bu yılınki anlamına gelmiş oluyor. Bakın burada da gene demonstratif yapmış oluyorum artikeli. Buraya baktığımızda arkadaşlar die Betriebsvereinbarung, die Betriebsvereinbarung'da notlarıma baktığımda şirket sözleşmesi anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Die Betriebsvereinbarung'u definit yaptığımda der Betriebsvereinbarung diyorum. Demonstratif artikel şekline soktuğumda ise dieser Betriebsvereinbarung şekline bürünmüş oluyor. Buraya baktığımızda die plural şeklinde görüyoruz. Umbau arbeiten tadilat demek arkadaşlar. Tadilatlar derken arkadaşlar tadilatlarda demek ki ne yapmış oluyorum? Der Umbau arbeiten demiş oluyorum. Bu tadilatlarda diyecek olursak dieser Umbau arbeiten demiş oluyorum. Peki durum belirsiz olan artikellerde ne olacak diye bakacak olursak, hatta possesif artikellere bakacak olursak öncelikle bunları bir anlamlandıralım. Indefinite artikel neydi arkadaşlar? Belirsiz olan, yani ein, einer şeklinde, hatta bunun olumsuzluklarını da görmüştük önceki videolarımızda. Kein, keiner şeklinde karşımıza çıkıyordu. Possesif artikelde neydi hatırlayacak olursak? Benim, senin, onun anlamına gelen mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr. Bunu hatırlamadıysak arkadaşlar mutlaka ilgili dersimizi izleyelim. Bunun için iyisi mi abone olalım. Buraya baktığımızda demek ki bir diyecek olursak eines Betriebsrats demiş oluyorum. Betriebsrats da neymiş demek ki? İşçi temsilci kurulu anlamındaymış. Eines Betriebsrats. Bizim diyecek olursak arkadaşlar burada bir aidiyet varsa unseres Betriebsrats demiş oluyorum. Bakın burada dikkat ettiysek S gelmiş. Demek ki bu S'lere, bu sonlandırıcılara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya baktığımızda bir yılınki anlamında eines Jahres demiş oluyorum. Bakın buradaki das demek ki ne oluyor? Buradaki dönüşümü buraya giydirmiş oluyorum. Buraya baktığımızda die Betriebsvereinbarung, evet neydi bu? Sözleşme demekti. Einer Betriebsvereinbarung, bizim sözleşmemiz dediğimizde ise unsere Betriebsvereinbarung demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar Umbau arbeiten az önce söylemiştim. Neydi? Bu tadilat anlamındaydı. Von şeklinde bürünebileceği gibi von Umbau arbeiten dediğimde aidiyet yani posesifliği getirdiğimizde de ne olacak? Bakın burada ER'ye gelecek. Unzaga umbau arbeiten demiş oluyoruz. Dilerseniz bunları şimdi örneklerle pekiştirelim. Genitif'e baktığımızda arkadaşlar bunun sorusu Wessen olmuş oluyor. Wessen kimin anlamında arkadaşlar? Tabii bunu başka yapılarla karıştırmayalım. Direkt genitifi Wessen'le bağdaştıralım. Buraya baktığımızda öncelikle soru cümlesini bir anlamlandıralım. Wessen Erziehung ist streng. Die Erziehung arkadaşlar eğitim demek. Streng katı demek arkadaşlar. Kimin eğitimi katı dediğimizde demek ki Wessen Erziehung ist streng dememiz gerekiyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar Die Erziehung des Kindes ist streng. Des neden des Kindes oldu? Çünkü das'a baktığımızda ne oluyor arkadaşlar? Des'e dönüşmüş oluyor ve dikkat etmemiz gereken şey şu. İsmin sonuna es gelmiş. Burası çok önemli arkadaşlar. Des Kindes çocuğun anlamında. Dolayısıyla Die Erziehung des Kindes çocuğun eğitimi katı dediğimizde Die Erziehung des Kindes ist streng demiş oluyoruz. Biz bunu posesif olarak değerlendirdiğimizde posesiflikten kasıt neydi? Benim, senin, onun derken mein, dein, sein. Eğer bunu hatırlamadıysak arkadaşlar ilgili dersi mutlaka izleyelim. Die Erziehung bakın burada es sonlandırıcı buraya gelmiş. Meines Kindes benim çocuğumun eğitimi katı derken demek ki Die Erziehung meines Kindes ist streng demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda Eures'i görüyoruz. Aya neydi arkadaşlar? İya için geçerliydi. Yani ikinci çoğul için geçerliydi. Yani karşımda bir grup var. Sizlerin çocuğu diyecek olursak demek ki Eures Kindes demiş oluyoruz. Dolayısıyla Die Erziehung eures Kindes ist streng demiş oluyoruz. Demonstratif yaptığımızda arkadaşlar yani işaret zamiri olduğunda dieses Kindes demiş oluyoruz. Bu çocuğun dediğimizde bu çocuğun eğitimi demek ki dieses Kindes die Erziehung dieses Kindes ist streng. Bu çocuğun eğitimi katı demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar Die Nachrichten arkadaşlar haberler demek. Des Tages, evet mavi neydi arkadaşlar? Der için geçerliydi. Der artikeli ne oluyordu? Tıpkı das'ta olduğu gibi de'se dönüşmüş oluyordu. Dolayısıyla Die Nachrichten des Tages sonlandırıcı es gelmiş nereye? İsmin sonuna. Die Nachrichten des Tages demiş oluyoruz. Bunu demonstratif yaptığımızda yani işaret zamiri şeklinde karşımıza çıktığında ne olacak bu arkadaşlar? Des, dieses şeklinde yorumlanacak. Dieses Tages dediğimde demek ki günün, bugünün haberleri diyecek olursak ne olacak bu arkadaşlar? Die Nachrichten dieses Tages demiş olacağız. Buraya baktığımızda arkadaşlar Das ist die Meinung der Frau cümlesini görüyoruz. Die Meinung fikir demek arkadaşlar. Frau, die Frau neydi arkadaşlar? Kadın demekti. Die neye dönüşmüş arkadaşlar? Der'e dönüşmüş. Kadının fikri diyecek olursak bu kadının fikri dediğimizde demek ki Das ist die Meinung der Frau demiş oluyoruz. Sein'i görüyoruz burada arkadaşlar. Sein neydi? Bir erkekten bahsederken onun dediğimizde, onun hanımı dediğimde der ne olmuş? Seiner'e dönüşmüş. Seiner Frau. Bakın burada herhangi bir sonlandırıcı yok ismin sonunda. Direkt Frau olarak karşımıza çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu onun hanımının fikri derken Das ist die Meinung seiner Frau demiş oluyorum. Demonstratif olarak baktığımızda arkadaşlar dies sonlandırıcı olarak er'e getirmiş oluyorum. Bu kadının fikri dediğimizde arkadaşlar Das ist die Meinung dieser Frau demiş oluyorum. Peki çoğullarda durum ne diye baktığımızda çoğullarda die plural neye dönüşüyor arkadaşlar? Der'e dönüşüyor tıpkı die'de olduğu gibi. Ancak burada şöyle bir fark var. İsmin sonuna en gelmiş. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu cümleye baktığımızda arkadaşlar, die Lehrer öğretmenler demek arkadaşlar. In Anatolien Anadolu demek. Die Lehrer der Schulen in Anatolien. Evet, bu ne demek arkadaşlar? Anadolu'nun okulları ve öğretmenler deyince ne oluyor bu güzel Türkçemizde? Anadolu okullarının öğretmenleri demiş oluyoruz. Dolayısıyla die Lehrer der Schulen in Anatolien demiş oluyoruz. Peki posesiflik yaptığımızda bizim dediğimizde ne olacak arkadaşlar? Unser, dolayısıyla sonlandırıcı er'e gelecek. Unsere Schulen bizim okulların, demek ki bizim okulların unsere Schulen in Anatolien dediğimizde Anadolu'daki okullarımızın öğretmenleri ne olacak arkadaşlar? Die Lehrer unsere Schulen in Anatolien demiş olacağız. Dolayısıyla buraya baktığımızda arkadaşlar işaret zamirleri şeklinde incelediğimizde der, dieser'e dönüşecek. Diese Schulen in Anatolien olacak. Dolayısıyla bu okulların, bu Anadolu'daki okulların öğretmenleri dediğimizde ne olacak arkadaşlar? Die Lehrer diese Schulen in Anatolien demiş olacağız. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Wessen Erziehung ist streng? Wessen Erziehung ist streng? Die Erziehung des Kindes ist streng. Die Erziehung meines Kindes ist streng. Die Erziehung eures Kindes ist streng. Die Erziehung dieses Kindes ist streng. Die Nachrichten des Tages. Die Nachrichten dieses Tages. Das ist die Meinung der Frau. Das ist die Meinung seiner Frau. Das ist die Meinung dieser Frau. Die Lehrer der Schulen in Anatolien. Die Lehrer unserer Schulen in Anatolien. Die Lehrer dieser Schulen in Anatolien. Örneklerimiz devam etsin. Wessen Lieder sind sehr schön? Die Lieder, şarkılar. Bunun tekil hali arkadaşlar das Lied. Demek ki şarkılar derken die Lieder demiş oluyoruz. Wessen Lieder sind sehr schön? Kimin şarkıları çok güzel? Buraya baktığımızda arkadaşlar die Lieder des Sängers sind sehr schön. Der Sänger, bakın ne olmuş? Der, de'se dönüşmüş ve İsmin sonuna ne gelmiş arkadaşlar? Es gelmiş. Dolayısıyla şarkıcının şarkıları çok güzel derken Die Lieder des Sängers sind sehr schön demiş oluyoruz. Burada işaret zamiri şeklinde karşımıza çıktığında ne olacak? Des, dieses'e dönüşecek. Dolayısıyla bu şarkıcının diyecek olursak ne olacak arkadaşlar? Dieses Sängers diyeceğim. Dolayısıyla Die Lieder dieses Sängers sind sehr schön diyeceğim. Buraya baktığımızda arkadaşlar der Brunnen arkadaşlar çeşme demek. Das Dorf, evet yeşil neydi? Das yerine geçiyordu, öyle değil mi? Das'a baktığımızda ne olacak? De'se dönüşecek. De's tıpkı derde olduğu gibi sonra es gelecek. Ancak burada kaynaştırma e'yi görmüş oluyoruz. Des Dorfes demiş oluyoruz. War hier, burada idi, buradaydı anlamında. Demek ki köyün çeşmesi buradaydı derken der Brunnen des Dorfes war hier demiş oluyoruz. Bizim diyecek olursak arkadaşlar unser sonlandırıcı es gelecek. Dolayısıyla unseres Dorfes diyeceğim. Dolayısıyla bizim köyümüzün çeşmesi buradaydı derken der Brunnen unseres Dorfes war hier demiş olacağım. Demonstratif yani işaret zamiri şeklinde olduğunda ne olacak? Gene es'i getireceğim. Dieses Dorfes diyeceğim. Dolayısıyla bu köyün çeşmesi buradaydı derken der Brunnen dieses Dorfes war hier demiş olacağım. Die Leistung der Maschine ist gering. Die Leistung arkadaşlar randıman, performans anlamında düşünülmeli. Die Leistung. Die Maschine zaten adı üstünde makine demek. Evet, artikeli die neye dönüşüyor arkadaşlar? Der'e dönüşmüş oluyor. Der Maschine. Gering arkadaşlar az demek. Evet, makinenin performansı az derken ne diyeceğim demek ki? Die Leistung der Maschine ist gering diyeceğim. Buraya baktığımızda arkadaşlar posesiflik ayarı görüyoruz. Burada ne olmuş oluyor arkadaşlar? Düşmüş. Eurer demişiz. Sizin makinenizin performansı düşük derken ne diyeceğim? Die Leistung eurer Maschine ist gering demiş olacağım. Demonstratif yaptığımızda ise dieser demiş oluyoruz. Yani bu makinenin performansı düşük ya da az dediğimde gering'i kullanıyoruz. Dolayısıyla die Leistung dieser Maschine ist gering demiş oluyoruz. Bu örneğe baktığımızda arkadaşlar die Kinder der Familien sind klug. Die Familien tabi burada arkadaşlar aileler derken ne oluyor arkadaşlar? Die plural der'e dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla ne yapmışız? Die Kinder der Familien sind klug. Klug zeki demek arkadaşlar. Ailelerin çocukları zeki derken die Kinder der Familien sind klug demiş oluyoruz. Bizim ailemizin çocukları diyecek olursak ne olacak arkadaşlar? Unser sonlandırıcı er'e gelecek. Die Kinder unserer Familien sind klug demiş olacağız. Demonstratif yani işaret zamiri şeklinde incelediğimizde er buraya gelecek. Dieser olacak. Dolayısıyla die Kinder dieser Familien yani bu ailelerin çocukları zeki derken ne diyeceğim? Die Kinder dieser Familien sind klug demiş olacağım. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Wessen Lieder sind sehr schön. Wessen Lieder sind sehr schön. Die Lieder des Sängers sind sehr schön. Die Lieder dieses Sängers sind sehr schön. Der Brunnen des Dorfes war hier. Der Brunnen unseres Dorfes war hier. Der Brunnen dieses Dorfes war hier. Die Leistung der Maschine ist gering. Die Leistung eurer Maschine ist gering. Die Leistung dieser Maschine ist gering. Die Kinder der Familien sind klug. Die Kinder unserer Familien sind klug. Die Kinder dieser Familien sind klug. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Dersimizde Genitiv'i çeşitli formlarda incelemiş olduk. Mutlaka kanalımıza abone olalım arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.